Merhaba değerli izleyenler. Yeni sezona çok özel bir isimle özel röportaj serimize başlıyoruz. Bursa'dayız ve konuğumuz eski bir NBA şampiyonu, Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri Mehmet Okur. Mehmet Okur merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bursa'dayız dedim. Burada olmamızın bir nedeni var. Tofaş cephesinden bizleri heyecanlandıran bir haber aldık biz sezon öncesi. Sadece sezon öncesi için sanıyorum ama şu an için Tofaş ailesindesiniz yeniden. Altyapısından yetiştiğiniz yerde bu sefer gençlere el uzatıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle siz de hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben burada büyüdüm, yetiştim. 7 seneyi burada geçirdim. Tofaş'ta NBA'de gitmemdeki yani en büyük basamaklardan biri. Beni Oyakhano'dan alıp Tofaş'a getirmeleri, bana güvenmeleri, yatırım yapmaları ve arkanızda o gücü hissettiğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir şey yok gibi hissediyorsunuz. Benim için çok değerli bir aile. Burada olmamın sebeplerinden en başında gelen Orhun abi tabii ki. Sürekli hala konuşuyoruz zaten, irtibat halindeyiz. Mehmet böyle bir program yapıyoruz, katılmak ister misin dedi. Hem A takımda hem bölgesel ligdeki oyuncuların A takımdaki bu hazırlık döneminde katılması ve jenerasyonun iyi olması beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Yuvaya dönmek ayrı bir keyif. Fakat dediğiniz gibi ben bir ay buradayım. Bir ayda en iyi şekilde oyuncuları, genç arkadaşlarımızı sezonu hazırlamaya çalışıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Çok aslında böyle hani gözünüz içine bakıyorlar ya. Mehmet abi buradasın, yani bize öğret. O duyguları falan çok net görebiliyorum gözlerinde. Dediğim gibi çok keyifli geçiyor. Şu anda bir hafta oldu. Bir haftayı dolu dolu geçirdik. Nasıl bir süreç oluyor? Antrenman öncesinde, sonrasında özel olarak mı çalışıyorsunuz? Erken gelen oyuncuları antrenmandan 1,5 saat önce alıyorum sahada. Sahada beraber fundamental çalışıyoruz. Tabii bunun içinde sadece uzunlar değil, guardlardan tutun, forvetler hepsi isteyen gelip katılabiliyor antrenmanlarımıza. Tabii uzun oyuncular ve guardların antrenman programı farklı oluyor. Onun dışında antrenmanın sonunda kalmak isteyenlere tekrar bir araya gelip eksik yönlerini giderme yolunda en iyi şekilde onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu anda iyi gidiyor her şey. Şimdi ben gelmeden önce Tofaş'taki arkadaşlarımla konuşurken şunu anlattılar. İlk Mehmet Okur'u gördüklerinde A takımdaki önce yabancı oyuncular bu gerçekten o mu diye sormuşlar. Anladığım kadarıyla genç oyuncular da çok heyecanlanmışlar ve farklı bir tabii, his var burada. Yani tabii herkesin beni hatırlayacak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü ben basketbol 10 sene önce bıraktım. Benim oynadığım prime time zamanları da prime zamanında onlar çocukça açıkçası. Fakat girip baktıkları zaman gerçekten bunları başarmış ve oralarda bulunmuş ve üst seviye uzun seneler oynamış gözüyle baktıkları için Amerikalı oyuncularımız da onlar da gelip ekstra yardımı istiyorlar ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama tabii ki ilk öncelik genç jenerasyon. Onlarla bir araya gelip işte eksiklerini gidermiyoruz. Sezona da en iyi şekilde hazırlanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geriye dönseniz, onların yerinde siz olsanız, işte sizin zamanınızda, sizin antrenmanlarınıza yazın NBA'den bir oyuncu gelse ve de üstelik aynı dili konuşan biri olsa ne hissederdiniz? Ya da size ne katmasını beklerdiniz? Ben o yaşlarda olsaydım tabii ki gelen oyuncu, aktif oyuncunun tabii ki oralarda oynamasının bir sebebi vardır diye düşünüyorum ve o sebepleri öğrenmek için elimden gelen her şeyi yapardım. Oralara o seviyelerde oynayabilmek için uzun seneler oynayabilmek için neler yapılması gerektiğini sorardım ve inanın hiçbir zaman yanından ayrılmazdım. Göstermesi için elimden gelen her şeyi yapardım. Yani fundamental, ısınmasından tutun, ağırlık yapmadan tutun, fundamental, shoot vesaire bütün post-up hareketlerini hepsini sorardım ve dediğim gibi yanından hiç ayrılmazdım. Ben böyle insanların hayatlarını özellikle genç jenerasyonun böyle ufak dokunuşları çok seviyorum. Benim öyle bir şansım yoktu. Ben farklı bir jenerasyonda büyüdüm. Dolayısıyla ben çok çalışarak, çok emek sarf ederek buralara geldim. Ama belki bir
birkaç tane böyle tecrübeli abim beni kanatlarının altına alsaydı çok daha iyi yerlere de gelebilirdim. İşte o dokunuşları ben gençliğimde, gelişme sürecinde yaşayamadığım için şimdi oralardan öğrenip bu genç jenerasyona gerçekten iletmek ve onlara hayatlarında küçük dokunuşlarla çok iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapıyorum zaten. Dolayısıyla öyle bir şansım olsaydı hiç yanından ayrılmazdım. A'dan Z'ye her şeyi bana öğretlerdi. Şimdi gençler yapıyorlar mı bunu? Yapıyorlar. Yani o güzel bakışlar, duygular, istekli arzular olmalı. Beni çok tabii ekstra bir keyif veriyor. Dolayısıyla bu jenerasyonda dediğim gibi küçük dokunuşlarla inşallah çok güzel yerlere getireceğiz. Şimdi yakın zamandan devam edelim. Tofaş'a gelmeden hemen önce milli takımla birlikteydiniz. Olimpiyat ön elemesi oynadı milli takım. Ve Hırvatistan mağlubiyetiyle de aslında finalde veda ettik. Şimdi sormak zorundayım. Ne ters gitti? Yani kötü bir gece geçirdik diyebiliriz. Özellikle yani diğer maçlara baktığınız zaman tabii ki oynadığımız takımlar bizim seviye takımlarımız değildi. Fakat bildiğiniz gibi Hırvatistan'da bir ekol ve size'lı oyunculara sahip. Bizim şut sokamadığımız bir geceye denk geldi ve onların ekstra şut soktuğu bir geceye denk geldi. Tabii ki fiziken de istediğimiz oyunu ve müdafaayı sergileyemedik. İşte Alper'in iki tane erken faul alması, ritminden dışarı çıkması, uzun süreler bench'te oturması gibi vesaire ve bizim kaçırdığımız şutlar ve fiziken de Hırvatistan'ın daha dirençli olması böyle bir kötü gece geçirmemizin en büyük sebeplerinden biri. Gönül isterdi ki bunu Ukrayna, İsveç gibi takımlara karşı yaşasaydık ki son final maçında bunu yaşamasaydık. Ama işte basketbolun doğasında olan bir şey. Onlar daha tabii akıllı oynadılar. Bizim de işte ofenste ve müdafaada yaptığımız hatalardan dolayı o geceye denk geldi. Maalesef elendik. Genel olarak milli takımlarda o ruhu yaşamış biri olarak hem de 2001'i hatırlıyoruz işte. İyi heyecanları, büyük heyecanları da yaşamış biri olarak. Bizim milli takımımızda şu an eksik bir şey var mı? Yani tecrübe. Aslında baktığınız zaman en büyük eksik olan kısım tecrübe olarak değerlendiriyorum. İşte bunda Hırvatistan maçında 13'te 1 üçlük kullandı ilk yarı gibi. Orada o dönemlerde kırılma noktalarında belki işte daha tecrübeli bir takıma sahip olsaydık oraları daha böyle hasarsız atlatabilirdik. O kadar farkla geriye düşüp ilk yarı soyunma odasına o şekilde gitmeyebilirdik. İşte baktığınız zaman çoğu milli takım oyuncusu takımlarına çok böyle ağır yük, yani birkaç oyuncu dışında çok fazla sorumluluk alıp o rollerde oynamıyorlar maalesef. Dolayısıyla bunları da milli takımda bir şekilde hissedip görüyoruz. Ama önümüzdeki senelerde bu tecrübeleri de en iyi şekilde kendi takımlarına daha çok süre alıp bunu milli takımlarda yansıtacağını düşünüyorum arkadaşlarımız. Şimdi Dünya Kupası'nı kaçırdık, olimpiyat oyunlarını kaçırıyoruz ama sonuçta yine birçok turnuva var ve yine bu kışta yine FIBA'nın pencereleri var. Evet. Geleceğe dair umutlu olmalı mıyız? Olmalıyız. Gelecek derken kaç sene içinde umutlu olmalıyız onu konuşmak gerekiyor. Baktığımız zaman U20 ve 18'de gerçekten altın bir jenerasyon var. İleriki dönemlerde bunları milli takıma adapte edip yerleştirip yavaş yavaş o heyecanlarını, o streslerini ve tecrübelerini kendi takımlarına daha çok rol alıp milli takıma geldikleri zaman ne kadar daha fazla tecrübeli gelip o kadar erken yola çıkarsak bizim için çok büyük pozitif bir hamle olabilir. İlerisi için bence ben çok umutluyum. U20 ve U18'deki yetenekleri gördükçe ben çok heyecanlanıyorum. Dolayısıyla Türk basketbolun geleceği parlak. Şimdi bu milli takımla da tribünleri çok heyecanlandıran isimler vardı. Zaten baktığımızda aslında NBA menşeli oyuncularımızın sayısı artıyor her geçen gün. Sizin de orada tahmin ediyorum ki özel olarak birlikte de çalıştığınız Ömer Faruk Yurtseven ve Alperen Şengün
neler söylersiniz onlarla ilgili? Şimdi Alperen aralarında en çok oynayan, sorumluluk alan ve bunu da en iyi şekilde sahaya yansıtan gerçekten çok yetenekli bir arkadaşımız. Fakat Alperen şu anda oynadığı takım baktığımız zaman kazanma yüzdesine çok fazla hani playofflara daha oralarda olmayan bir takım ve uzun süreler alıyor ve bunu en iyi şekilde değerlendiriyor. Bence çok büyük artı en azından sahada olup o yeteneklerini ve çalıştığı her şeyi sahada ortaya koyup gösterebiliyor herkese ve bunu da başardı bulunduğu kısa dönemde. Ömer Yurtseven de maalesef takım arkadaşın, pozisyonda oynayan arkadaşı Adebayo'nun sakatlığından sonra girdiği her dönemde double-double yapmış ve bu double-double yaptığı dönemde de takımın galibiyet yüzdesinin hala devam ettiğini gördük. Bir onun dezavantajı da işte Adebayo'ya döndükten sonra hiç süre alamadı. Dolayısıyla onun en azından bir 15-20 dakika oynamasını düşünüyordum. Fakat gerçekleşmedi. Şimdi imzaladığı takım Utah da benim eski takım biliyorsunuz. Ben orada çok iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Çok iyi bir organizasyon çünkü. Çalışanın hakkını veren bir organizasyon. Ve çok iyi bir jenerasyona sahipler. İkisi de doğru yolda gidiyor. İkisi de çok çalışkan. Çok daha iyi yerlerde izleyeceğiz onları. Şimdi biraz daha aslında milli takımlar ve genel basketbolla ilgili şunu sormam gerekli. Oyuncuların süre almakla ilgili problemleri var birçok oyuncunun. Ve bu arada Avrupa basketbolunda derinden etkileyen bir takım aslında problemler var şimdi. NCAA'in maaş ödüyor olması. Nasıl bir kriz olacak? Olacak mı? Ya da bundan bir çıkış yolu var mı sizce? Bundan çıkış yolu zaten baktığınız zaman genç jenerasyon bir şekilde üniversitede oynamak. Hem saha içindeki dediğiniz gibi maaş da almaya başladılar. Hem de akademi olarak diploması cebinde olacak. En büyük yani bizim için eksi olabilir. Jenerasyonu hani Amerika'ya yönelmelerinin en büyük yani onlara göre akademik yönü ve kazandıkları para olacak. İnşallah bu kararları verirken iyi bir organizasyon, iyi bir üniversiteye gidip hem oynayacakları bir takım olmalı. Hem de işte dediğim akademik yönünün iyi olması gerekiyor. Maalesef baktığım zaman önümüzdeki senelerde ben bunu daha çok sıklıkla yaşayacağımızı düşünüyorum. Özellikle üniversitelerin para ödemesinden sonra. Dediğim gibi bunun önüne geçemeyiz. Maaşların da yükselmesiyle beraber birçok oyuncunun ben artık üniversite, kolej hayatına adapte olacaklarını düşünüyorum. Ama dediğim gibi inşallah çok doğru karar verirler. İyi sorumluluk alıp, iyi rol alıp kendilerini geliştirirler. Türk basketbolcu için belki bu anlamda çok önemli bir adım da olabilir. Ama uzun vadede Avrupa basketbolunu olumsuz etkileyecek mi? Yani zaten hali hazırda oyuncu havuzu çok daralmış durumda. Avrupa'ya ileride işte bu jenerasyonlar bizim dediğimiz gibi bize bakarsanız jenerasyon gerçekten çok iyi. 18-20 jenerasyonu, U18, U20. Milli takımlar şöyle etkileyebilir. Çünkü kış dönemi orada olacaklar. Bu pencerelere de gelemeyecekler. O yüzden hani biraz önce konuştuğumuz ilerisi için yatırım yapan U18 ve 20'deki arkadaşları bir araya getirip yaz dönemleri özellikle amaçların olmadığı dönemlerde iyi bir sistemde veya kış dönemindeki pencerelerde göremeyeceğimizi düşünüyorum. Ama yaz döneminde hepsini bir araya getirip iyi bir organizasyonla çok daha hani kendilerini geliştirme açısından iyi bir dönem olabilir yaz dönemi. Kışın zaten göremeyeceğiz mecbur okul ve kolej basketbolundan dolayı. İnşallah bu ileride Türk ve Avrupa basketboluna çok kötü yönde etkilemeyelim diye umut edelim. Peki biraz Mehmet Okur'un şu anki hayatına dönelim. Aktif basketbolu bıraktıktan sonra bir dönem Phoenix Suns'ta da görev aldınız. Peki ne yapıyorsunuz burada olmadığınız dönemde? Benim orada şimdi biz San Diego'da yaşıyoruz, Kaliforniya'da. 3 tane çocuğum var eşimle beraber. Yani ben NBA'de çok fazla görev almak istememin sebeplerinden biri NBA'in schedule'ın çok yoğun olması ve 3 tane küçük demeyeyim aslında kızım 16, oğlanlar 13-8. O
onlarla beraber vakit geçirmeyi çok seviyorum. Onların gelişimini görebilmek. Hem spor kulvarında hem de normal spor dışındaki hayatta. Biliyorsunuz zaman çok çabuk geçiyor. Dolayısıyla onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ben ve eşim sürekli onları da sürekli turnuvalara götürüyoruz, idmanlara götürüyoruz, maçlara onları, o duyguları yaşamak bence çok keyifli. İmkanı olan herkese tavsiye ederim. O yüzden de çok fazla NBA schedule'ına girmemek için ben böyle bir hayatı, sakin bir hayatı seçtim. Ben ve eşim de çok mutluyuz. Çocuklar da bizi orada her üzüntüde, her sevinçte bizi orada yanlarında görmekten çok mutlu ve keyif alıyorlar. Çocukların üçü de basketbol mu oynuyor? Şimdi kızım basket ve voleybol oynuyor okulda, hı-hı, okul takımında. İki oğlum da beyzbol, basketbol oynuyor. Oğlum hatta Amerikan futbolu, büyük oğlum. Küçük olan da öbür futbol oynuyor. Soccer dediğimiz futbolu oynuyor. Bizim bildiğimiz futbolu oynuyor. Amacım tabii ki hepsinin farklı kulvarlarda, farklı sporları denemesi. O gelişimlerini bir yerde hani hepsini denetiyorum ki, çünkü basketbolcu olacak diye de bir kaide, yani öyle bir zorunluluk yok. Ben hiçbir zaman onları force etmedim açıkçası. Dolayısıyla belki de Amerikan futboluna yatkın olacaklar veya işte beyzbola yatkın olacaklar. Ben şanslılardan biriydim çünkü benim sadece bir spor yapmam gerekiyordu. O da basketboldu ve bunu da en iyi şekilde değerlendirdim. Ama onlar o kadar şanslı olmayabilir. Dolayısıyla içindeki o yeteneği keşfetmeye çalışıyoruz şu dönemde. Herhalde bir iki üç sene içinde de şekillenir hangi sporu seçeceklerini. Peki şimdi bir noktada büyüyecekler, evet, ve hayat artık geri tekrar size dönecek. Ve biliyorum ki bir baş antrenörlük hayaliniz vardı. Var, devam ediyor ama işte çocukların dediğim gelişimlerin ve yapacakları spor veya gidecekleri farklı eyaletlerde veya farklı şehirlerdeki okul hayatları gibi, o spor olmazsa iş hayatları derken, onlar artık evden evden ayrılmaya başladıkça biz de artık hani ben ve eşim tamam, çocukları biz yaptık, sporsa spor, eğitimse eğitim, bitti, iş hayatı neyse ondan sonra deriz ki yani tamam, hadi head coachluk yapabilirim artık. Şu anda yani bu yakın dönemde öyle bir şey yok. Ben daha çok böyle işte dediğim gibi altyapılara, jenerasyonlara, o küçük dokunuşlarla gösterdiğim eğitimle ilgili, gösterdiğim işte buraya gelip antrenman yaptırmak, özellikle sezonu hazırlamak daha keyifli geliyor bana. Bunu milli takımda da aynı şekilde yapıyorum. Dolayısıyla şu anda önümde hani yakın zamanda head coachluk hedefi yok açıkçası. Ama ileriki dönemlerde olabilir. Peki pandemi öncesi Amerika'da bildiğim kadarıyla Türk oyuncuları da ziyaret ediyordunuz, evet, maçlarını da takip ediyordunuz. Şimdi tekrar o ritme hala devam ediyor. Zaten Cedi bana yaklaştı. San Antonio'ya geldi. Alperen zaten yakın. Bir Furkan işte şeyde kaldı. Ömer de zaten Utah'a geldi. Şimdi Onur Alp biraz, Chicago biraz en uçta kalıyor. Ama hepsini programlarını zaten sürekli irtibat halindeyiz. İşte onlar Kaliforniya taraflarına ya da güneye geldikleri zamanların maçlarına gidiyorum. Veya ben onlara programını ayarlayıp takibi alıp işte önce Furkan'ı izliyorum, sonra Cedi'yi izliyordum. Oradan aşağı gibi. Dolayısıyla hepsini daha bu şekilde devam edecek. O programlarına göre hepsini ziyaret edeceğim. Şimdi baş antrenörlük hayalinden bahsettik, evet, ama NBA'de mi bu hayal yoksa? Yani NBA'de o tempo biraz daha hani çılgın bir tempo olduğu için orada bir hedefim yok. İnşallah Avrupa'da ileriki dönemlerde bu hedefimi gerçekleştireceğim. İyi bir Fenerbahçeli olduğunuzu da biliyoruz. Bir, evet, dönem Fenerbahçe'de olabilmek, orada çalışabilmek. İstedim gerçi ama olmadı. Oyunculukta da aslında aktif oyuncuyken de Fenerbahçe'de bırakmak istedim. Fakat sakatlığımdan dolayı, tendonumun kopması, benimdeki sıkıntılardan dolayı basketbolu bırakmak zorunda kaldım. Öyle bir hedef gerçekleştiremedim. İleride inşallah Fenerbahçe organizasyonunun, kulübünün bir parçası olup hizmet etmek isterim. Peki şöyle noktalayalım. Gençlere dokunmayı seviyorum, evet, dediniz. Şimdi bizi izleyen genç oyuncular da olabilir. Ya da Türkiye'de oynayan ve hani hala kendini biraz daha öteye taşımak isteyen diğer oyuncular için ne tavsiye edeceksiniz? Ya öncelikle tabii hedefleri olması gerekiyor. Bu hedefler doğrultusunda da ne kadar çalıştıkları ve ne kadar ödün verdikleri çok önemli. İşte ödün vermek, yeri geldiği zaman ailenize ödün vereceksiniz. Sosyal hayatınız zaten ikinci veya üçüncü planda olması gerekiyor.
tabii günün sonunda etrafınızda ne kadar sizin takım arkadaşınız veya diğer takımdaki veya jenerasyonun bir tık üstü veya altındaki gördüğünüz çocuklardan ne kadar daha fazla çalışıyorsunuz? Yani onlar 2 saat çalışıyor, sizin 3, 4 veya 5 saat çalışmanız gerekiyor ki hepsinin üzerine çıkıp çok daha hani hedefler yolunda güçlü adımlarla ilerlemek gerekiyor. İşte dediğim gibi ödün vermek, bazı şeylerden, işte sosyal hayat, bazen ailenizden vesaire, ama gün sonunda tabii ki çok çalışmak. Yani çok çalışmanın yetenek bir yere kadar götürüyor sizi. Yetenek bir yere götürüyor. Ondan sonrası tamamen ekstra çalışmak. Şöyle sorayım. Birçok oyuncunun aslında kafasındaki neden şu. Yabancı oyuncular var zaten, sıra bana gelmiyor diye düşünüyorlar. Aslında neden bu mu? Yoksa zaten iyi çalıştıklarında antrenörleri onları görecektir mi? Sizin bundaki düşünceniz ne? Ben hep hayatımda şuna inandım. Oynayan oyuncu oynuyor. O bütün zorlukları aşıp bir şekilde bunu ekstra yaptığınız idmanlarla, oynadığınız, aldığınız bu 5 dakika olabilir sürelerle bunu istediğinizi, ne kadar aç olduğunuzu göstermek çok önemli ve çok değerli. Dolayısıyla her sene aynı oyuncu olma lüksünüz yok. Her sene oyununuza bir şeyler eklemek zorundasınız. Bu Avrupa basketbolu, Türkiye basketbolu, ama istediğiniz her ülkede, istediğiniz her organizasyonda bu böyle maalesef. Çünkü siz 2-3 sene, 5 sene neyse hep aynı oyuncu olursanız arkadaki jenerasyon geliyor artık, sıra bende. Anlatabiliyor muyum? O yüzden her sene aynı oyuncu olamazsınız. Her sene oyununuza yeni şeyler eklemeniz gerekiyor ki o hedeflediğiniz hayallere ulaşabilmek için. Mehmet Okur, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar Türkiye'de de denk gelebilmek ve sizin de başarılarınıza da, hem de çocukların da başarılarına umarız ortak oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Özel röportajda konuğumuz Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri Mehmet Okur'du. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.